Merhabalar, Kahve Sunumları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 farklı makine ile kahve denemesi yapacağız. Sol baştan sırayla makinalarımızı tanıyalım. En soldaki Philips Latego 5400 serisinden 5447 modeli. İkinci sıradaki Nespresso'nun Creatista Plus yani J520 modeli. En sağdaki ise Nespresso'nun Gran Latissima modeli. Sırayla hepsinin açılışını yaptık. Açılması en uzun süren Philips oldu. Bunun sebebi de demleme ünitesini her açılış ve kapanışta temizlemesi. Açılma süresi biraz daha kısa olan diğer makina Nespresso Gran Latissima. Bunun da ısınması biraz zaman aldığı için bu şekilde ışıkları bir süre yanıp sönüyor. Daha sonra hepsi stabil hale geldiğinde artık makineyi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. En hızlı hazır hale gelen ise Nespresso Creatista Plus modeli. 3 saniye içerisinde kahve yapmaya hazır. Öncelikle kahvelerimizi yapmak için her makinenin kahve çıkışının altına bardaklarını yerleştirdik. Hepsi için farklı model bardak kullanmayı tercih ettim. En soldaki yani Philips çekirdek öğütücülü kahve makinesi. Diğerleri ise kapsül kahve ile kahve yapan makineler. İkisi de aynı şekilde çalışıyor. İkisi için de aynı kapsülü kullanacağım. Daha önce Starbucks'ın kapsüllerini almıştım ama hiç daha kullanmamıştım. İlk kez kutu açılışını yaptım ve iki makinenin de kapsül haznesine kapsülleri yerleştiriyorum. Kapsül haznesine kapsülleri yerleştirdikten sonra kapağını kapatırken kapsüller bu aşamada deliniyor. İkisinde de aynı işlem yapılıyor. Hepsinde aynı kahveyi yapmaya çalışıyorum. Philips'te kafi seçiyorum ve bununla kahve yapmayı deneyeceğim. Diğer iki makinede üçer tane farklı sade kahve seçeneği var. Lungo, Espresso ve Ristretto. İkisinde de Lungo'yu seçiyorum. Çünkü Lungo en çok kahve yapan seçenek. Yani mililitre bazında en fazla mililitreye sahip kahveyi veren seçenek Lungo oluyor. O yüzden bunlar da Lungo'yu seçiyorum. Onun dışında Philips'te de yine bunlara eşit ölçüde olması için uygun bir miktar ayarlayıp çalıştıracağım. İlk olarak Gran Latissima'nın kahve yapma performansını izliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle harika köpüklü bir kahve yapıyor. Aynı zamanda kahve yaparken etrafta da harika bir kahve kokusu olduğunu söylemeden geçmek istemiyorum. Kısa bir süre sonra kahvemiz hazır hale geliyor. Geçelim diğer makineye, yani Creatista Plus'a. Burada da yine Lungo'yu seçtik ve kahveyi başlattık. Hemen anında kahve yapmaya başlıyor çünkü çekirdekle vesaire uğraşmıyor. Zaten kapsüle koyduk ve onu direkt demleme adımına geçiyor. Burada da yine yani görüntü ve kahvenin köpüğü harika gözüküyor. Onun dışında yine kahvenin kokusuna diyecek bir şey yok. Bu şekilde köpürerek kahvemizi hazırlıyor. Yine bu da çok hızlı bir şekilde kahvemizi yapmış oldu. Son olarak Philips'te kahvemizi hazırlamaya geçelim. Sonradan espresso hazırlamaya karar veriyorum. Bunun da miktarını arttırıyorum. En üst seviyeye getirdiğimde 90 mililitrelik kahve hazırlıyor olacak bana. İstediğim ölçülerde ayarladım ve başlattım. Burada profiller olduğu için aynı zamanda benim profilime seçtiğim ayarları da kaydetti ve çekirdek öğütmeye başladı. Bu çekirdek öğütme adımı bir süre sürüyor. Daha sonra demleme adımına geçiyor. Demleme adımında da birkaç saniye bekledikten sonra artık kahve çıkışı başlamış oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu makinede iki farklı kahve çıkışı var. Aynı anda iki bardakta kahve yapabiliyorsunuz. Ama çekimi yine iki defa yapıyor. Onu da merak ederseniz ayrı bir videoda anlatırım. Kahve hazırlama süreci içerisinde zamanınızı en çok alan Philips oluyor. Bunun da sebebi hem çekirdek öğütüyor hem de onun demlemesini yapıyor. Açılırken de yine makinenin temizliği vesaire derken bir süre sizi bekletiyor ama bunları dert edecek
durumda değilim ben açıkçası. Bana göre hava hoş her türlü. Neyse şimdi geçelim bir sonraki adımımıza. Kahvelerimizin hepsi demlendi ve görüntüsü de hepsi harika bir şekilde gözüküyor. Oranları eşit, köpükleri bol. Şimdi bunların üzerine bir de süt ekleyelim. Sütü de hepsi için farklı şekilde hazırlamaya çalışacağım. Birçok farklı yemek tarifi, tatlı tarifi ya da kahve makineleriyle ilgili sorularınız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yayınladığım hiçbir videoyu kaçırmamak için de zilden bildirimleri açabilirsiniz. Videoma için de yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle kahve makineleriyle ilgili sorularınız varsa bunları hepsini tek tek okuyorum ve yanıtlamaya çalışıyorum. Sütlü kahve yaparken sütünüz özellikle dolapta soğuk olmalı. Köpürmesi ve kıvam alabilmesi için bu detay gerçekten önemli. Ben de sütümü dolapta soğuttuktan sonra kahvelerimde kullanıyorum. Granatissima'nın süt haznesiyle ilgili yaşadığım sorundan dolayı 2 kapsül kahvenin sütünü de Creatista Plus makinesinde hazırlıyorum. Sadece sütü köpürtmek için ilgili bir menü var. Bütün makinelerde bu mevcut. Bunu seçtim ve sütün sıcaklığını en üst seviyede olacak şekilde ayarladım. Süt çubuğunun altına içerisine süt doldurduğum kovunu da ekledim. Sütün hem ısınıp hem de köpürmesini bekliyorum. Arada da elimle yani parmağımla kabın ne kadar ısınıp ısınmadığını kontrol ediyorum. Bu yaklaşık 1 dakika civarı sürüyor sütün hem ısınıp hem de köpürmesi. Bu videoyu çekerken sizi yanıltmak istemediğim için çok az kesme işlemi yaptım. Özellikle bu süt köpürtme işlemi ne kadar sürüyor onu neredeyse gerçeğe yakın bir sürede izliyor olacaksınız. Ve dediğim gibi 1 dakikaya yakın sürüyor bu sütün istediğiniz kıvama gelmesi. Daha sonrasında ise çubuğu içerisinden çıkartıp çubuğun temizlenmesi adımına geçiyoruz. Kendini otomatik olarak temizliyor zaten. İsterseniz ayrıca da temizleme menüsünden bu işlemleri yaptırabilirsiniz. Şimdi bardakların içerisindeki kahvelerin üzerine sütlerini de ekleyelim. Şekil verme kısmında henüz daha çok yetenekli değilim. Belki ileride bu yeteneğim de gelişir. Şimdi gelişir güzel bir şekilde bardakların üzerine sütlerini dolduruyorum. Granatissima'nın kahvesi artık hazır. Geçiyoruz diğerine. Bunun da üzerine sütünü ekleyelim. Harika bir hem kahve köpüğü hem de sütün köpüğü birbirine karışınca çok güzel bir görüntü ortaya çıktı gerçekten. Philips'in sütünü kendi haznesiyle hazırlayacağım. Haznenin kapağını açıp içerisinde bir miktar sütü ekliyorum. Yine dolaptan olacak sütümüz. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve menüden Milk Frot seçeneğini seçeceğim. En son yaptığımda çok fazla süt köpürtmüşüm. Bu kadar istemiyorum şu anda. Bu ölçüyü biraz daha aşağı indirdim ve bu şekilde kaydediyorum. Yine profillere kaydetti. Yine burada da süt köpürtme sürecini birlikte izleyelim. Sütü ısıtması ve bardağa aktarması için yine belirli bir süre geçmesi gerekiyor ama burada 1 dakika kadar beklemiyoruz. Yaklaşık 30 saniye içerisinde hem sütü ısıtıyor hem de bardağa aktarıyor. Bu aşamada şu şekilde bir bilgi vermek istiyorum size. Nespresso makineleri sütü gerçekten çok 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 ısıtıyor. Yani hani elinizde tutamayacak seviyede ısıtıyor. Hani ocaktan çaydanlıktan çay doldurursunuz da eliniz yakar ya. Nespresso'lar hem kahveyi hem sütü o şekilde yapıyor. Ancak Philips'in ki ne kadar sıcak olursa olsun tutamayacağınız kadar sıcak olduğunu düşünmüyorum. Kötü mü? Değil. Ben aylardır severek içiyorum. Ama dediğim gibi bu tip farkları var. Ve köpük konusunda gerçekten Philips çok fazla süt köpüğü yapıyor. Ne kadar seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum. Benim bir süre sonra sinirim bozmaya başlıyor ve
süt köpüğünden kurtulmaya çalışmak için çeşitli denemeler yapıyorum. Philips gerçekten çok fazla köpürtüyor. Diğerlerinin köpük oranı bir miktar daha az. Şimdi elimdeki topladığım kapsüllerimi hepsini bir kaba aktarıyorum. Henüz kapsülleri saklamak için bir kap alamadım. Onun için evdeki bulduğum bir kaseyi kullanıyorum. Hediye gelen kapsülleri aktardım. Starbucks'ın kalan kapsüllerini aktardım. Vesaire bu şekilde. Başka bir kap alana kadar böyle saklayacağım. Bu arada niye iki tane Nespresso makinem var diye merak ederseniz bunun detayını farklı bir videoda anlatacağım. Ancak şöyle söyleyebilirim. Gran Latissima'nın süt haznesiyle ilgili gerçekten çok sorun yaşadım. Onun için yeniden aynısından almak istemedim. Amazon'dan aldığım için direkt oraya iade ettim. Ve onun yerine de diğer J520 modelini aldık. Arkadaşım almıştı sağ olsun. Şimdi severek kullanıyor olacağım. Ve bu 3 tane kahveyi ne yaptım diye soracak olursanız ikisini kendim içtim, birini de eşime ikram ettim. Çalışırken kahve gerçekten çok iyi gidiyor. Hepinize tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.